Selamlar herkese, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere YouTube'da oyun canlı yayın nasıl açabilirsiniz bunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve hemen yanındaki bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Oyun yayınımızı açmak için kullanacağımız program OBS Studio arkadaşlar. OBS'i çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum çünkü OBS çokça kullanılan bir uygulama. Zaten en iyi ekran kayıt uygulamalarından bir tanesi de diyebilirim sizlere. Programın adını tarayıcınızda aratarak kolayca zaten programa ulaşabilirsiniz arkadaşlar ve indirip kurabilirsiniz. Şu anda programın ana ekranındayım ben. Şu anda ben bir sahne oluşturduğum için beni böyle bir ekran karşılıyor ama siz eğer ilk defa programa giriş yapıyorsanız yeni bir sahne oluşturmanız gerekiyor. Bunun için de sol alt taraftaki sahneler kısmını görüyorsunuz. Sahneler kısmına bir kez sağ tıklıyorum. Ekle'ye tıklıyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi istediğim gibi sahne adı da verebiliyorum. Hatta ben canlı yayın olarak bir sahne adı vereceğim ve tamam diyeceğim. Böylece canlı yayın için ayrı bir sahne, kayıt için ayrı bir sahne oluşturabilir. Böylece onlara farklı adlar verebilirsiniz. Aynı zamanda sadece webcam'inizin olduğu bir sahne oluşturup, sadece oyunun olduğu bir sahne oluşturup bunları oluşturarak aynı zamanda sahneler arası geçişte sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayın sahnemizi oluşturduktan sonra kaynaklar kısmına geleceğiz. Kaynaklar kısmına bir kez sağ tıklıyoruz arkadaşlar ve ekleyi görüyorsunuz. Ekleye geldiğimiz zaman biz burada bir oyun canlı yayını açacağımız için arkadaşlar oyun yakalamayı kullanacağız. Tüm ekranı görüntülemek istiyorsanız ekran yakalamayı da kullanabilirsiniz. Bir pencereyi yakalamak istiyorsanız pencere yakalamayı da kullanabilirsiniz. Ama biz şu anda bir oyun yayını yapacağımız için oyun yakalamayı seçeceğiz. Ama birazdan bir problem muhtemelen yaşayacağız. Onun da çözümünü sizlere şimdi göstereceğim. Oyun yakalamayı isterseniz birlikte bir seçelim. Oyun yakalamayı seçtikten sonra arkadaşlar tamam diyeceğiz ve görmüş olduğunuz gibi tam ekran herhangi bir uygulamayı yakala şeklinde bir seçeneğimiz var. Buna bir kez tıklayacağız. Biz buradan belirli bir pencereyi yakalayı seçeceğiz arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra burada bir pencere seçmemiz gerekiyor tabii ki. Buradan da oyunumuzu seçmemiz gerekiyor. Ben de şu anda Counter Strike adlı oyun açık ve ben buna bir kez tıklıyorum. Tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi oyun yakalamayı gerçekleştirdim ama oyunum ekranda yok. Böyle bir durumda ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Oyun yakalamaya tekrardan sağ tıkladım. Kaldır dedim. Bunu tamamen kaldırıyorum. Kaynaklar kısmına tekrardan sağ tıklıyorum. Ekleye geliyorum. Pencere yakalamaya geliyorum. Tamam diyorum ve buradan görmüş olduğunuz gibi oyunumu yakalıyorum. Sizlere tavsiyem eğer böyle bir problem yaşamıyorsanız arkadaşlar kesinlikle oyun yakalamayı kullanın. Çok daha iyi performans alırsınız. Ama böyle bir problem yaşadığınızda da pencere yakalamayla bu problemi çözebilirsiniz. Ama tabii ki pencere yakalamanın aktifleşmesi için de yapmanız gereken bir şey var arkadaşlar. Oyununuzu tam ekran pencereli modu almanız gerekiyor. Tam ekran pencereli mod dediğimiz şey hem oyununuz tam ekran gözükecek hem de pencereli gibi varsayılacak. Oyunda hafif bir performans düşüşü olabilir. Yani oyun içinde bir performans düşüşü çok az da olsa olabilir. Ama yayınınızı çok daha rahat yaparsınız arkadaşlar. Bu problemi de çözmüş olursunuz. Oyununuz eğer İngilizce ise bunu Windows Borderless olarak da görebilirsiniz. Eğer bu seçenek oyununuzda varsa ki muhtemelen olacaktır. O seçeneği seçerek çok daha rahat oyun kaydınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuzu yakalamayı gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de webcam eklemeyi sizlere göstereyim. Oyun yayınlarınızda kendi görüntünüzü de mutlaka eklemenizi sizlere tavsiye ediyorum ve biz de şimdi ekleyeceğiz. Kaynaklar kısmına tekrardan sağ tıklayacağım, ekleye geleceğim ve video yakalama aygıtını seçeceğim. Daha sonra buradan yeni oluştur diyeceğim, tamam diyeceğim ve görmüş olduğunuz gibi ben tekrardan karşınızdayım. Bu aşamada arkadaşlar görüntüm görmüş olduğunuz gibi bayağı kötü şu anda, bu yüzden ayarlamaları da yapacağız buradan. Çözünürlük FPS türünü aygıt varsayılan değil de özele tıklayacağız bir kez. Daha sonra buradan çözünürlüğe bir kez daha tıklayacağız. Ben 1280'e 720 olarak seçeceğim. Siz isterseniz en yüksek çözünürlüğünü seçebilirsiniz kameranızın. 720p bizim için yeterlidir diye düşünüyorum. Bu yüzden ben bu şekilde seçtim. Daha sonra aşağıda FPS'imi ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Bunu en yüksek FPS olarak ayarlamanız en iyisi sizin için. 60 FPS, 30 FPS olarak değişebilir sizin kameranızın FPS'i ama benim tavsiyem en yüksek olarak ayarlamanız. Video formatı herhangi olarak kalabilir. Diğerleriyle herhangi bir şekilde oynamayacağız ve tamam diyeceğim arkadaşlar. Tamam dedikten sonra şu anda görüntümü zaten görüyorsunuz. Yapacağım şey kenarlardan tutup şu şekilde webcam'imi küçültmek olacak arkadaşlar. Şu şekilde şu köşeye çekebilirim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi webcam'i buraya yerleştirdim ama ben bu webcam'in tamamını da kullanmak istemiyorum diyelim ki çok büyük olduğunu düşündüm. düşündüm bu şekilde. Çünkü görmüş olduğunuz gibi buralara kadar bir alan alıyor. Sadece beni alması yeterli. Bunun için alta basılı tutarak kenarlardan şu şekilde çektiğimde görmüş olduğunuz gibi sadece kendimin olduğu kısmı alabiliyorum. Şu şekilde kendimi kare olarak kenarıya alıyorum ve şöyle de biraz büyütürsem görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir webcam görünümü elde etmiş olduk. Daha sonra arkadaşlar en önemli kısımlara geldik. Canlı yayınımızın ayarlarını yapacağız şimdi. Ayarlar kısmına bir kez tıklayacağım ve görmüş olduğunuz gibi böyle bir ekran beni karşılayacak arkadaşlar. Bu ekran beni karşıladığında genel kısmında yapacağımız pek bir şey yok. Bunlar genel programın ayarları, yani bizim yayınımızla herhangi bir alakası yok. Hemen biz buradan çıkış kısmına geçeceğiz. Çıkış kısmına geldiğimizde arkadaşlar yayın kısmını görüyorsunuz. Burada seçenekler var. Bunlardan kayıt değil, ses değil. Bunlar bizi çok ilgilendirmiyor şu anda. Bizi ilgilendiren yayın kısmı. Aynı zamanda çıkış modu sizde basit olarak görünecektir ve böyle bir ekran sizlere karşılayacaktır. Buna bir kez tıklayıp gelişmişe gelirseniz gelişmiş ayarları rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Kodlayıcımızı burada x264 olarak bırakacağız. Çıkışı yeniden boyutlandır seçeneğine bu şekilde bırakabiliriz. Oran kontrolünü CBR olarak bırakacağız. Bit hızımızı arkadaşlar internetimize ve bilgisayarımıza göre ayarlayacağız. Sizlere net olarak maalesef ki bir bit hızı veremiyorum. Yani bit hızınız şu olsun, bit hızınız bu olsun kesinlikle diyemiyorum. Bunun sebebi ise arkadaşlar tam anlamıyla şu: bit hızınızı ne kadar vereceğiniz sizin bilgisayarınıza ve özellikle de internetinize bağlı bir şey. Bit hızınızı siz ne kadar düşük tutarsanız oyununuzda o kadar pikselleşme olacaktır. Tabi canlı yayına aktardığınız kısımda. Yani siz yine oyununuzu aynı göreceksiniz ama canlı yayına aktarılırken İnsanlar bazı kısımları piksel piksel görebilir. Bu da insanları fazlasıyla rahatsız edecektir. Ama ben ortalama olarak 3-4 megabit upload hızı olanlar için göstereceğim ki Türkiye'de en fazla kullanılan upload hızlarından bir tanesi. Ortalama 4 megabit diyebiliriz bunun için. 4 megabitlik bir internetiniz varsa arkadaşlar sizlere tavsiye ettiğim bit hızı offline oyunlarda 2500, online oyunlarda 2000. Mesela 2500 yaptım. Offline, yani tek başıma oynadığım bir oyun var karşımda. Bu oyunda rahat bir şekilde, akıcı bir şekilde bu bitrate'le oynayabilirim arkadaşlar. Hatta bu bitrate'i arttırabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış ama drop problemleri yaşayabilirsiniz. Bu ayarlar tamamıyla akıcı yayın yapmanız için. Yani siz kendinize göre farklı ayarlarda deneyebilirsiniz. Böylece çok daha güzel, kaliteli yayınlar ortaya çıkarabilirsiniz. Benim sizlere vereceğim ayarlar akıcı bir şekilde problemsiz bir yayın yapmanız için. Online bir oyunda diyelim ki bit hızımızı 2000 yaptık. Çok fazla pikselleşme olmayacaktır ama çok kaliteli bir yayında insanlara sunamayacağız arkadaşlar. Güzel, kaliteli, ortalama bir yayın sunmak istiyorsak en azından bir 3000-3500 bitrate'i vermemiz gerekiyor. Anahtar kare aralığını 0 olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. 0 olduğunda bu otomatik olacaktır. Zaten yanda da görüyorsunuz. En iyisi otomatiğe bırakmak aslında bunu. Profil main olarak kalsın, verifest olarak kalsın. Bunlarla oynamayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi siz internetiniz daha hızlıysa bitrate'inizi çok daha arttırabilirsiniz. 4000 bitrate ile mesela gerçekten çok kaliteli yayınlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ortalama olarak söylüyorum tabii ki. Hatta 8 megabit upload'u olan bir internetiniz varsa 4000 bit sizlere tavsiyemdir. Kaliteli bir yayın ortaya çıkarabilmeniz için. Buradaki işimizi bitirdikten sonra arkadaşlar video kısmına geleceğiz. Video kısmında arkadaşlar temel çözünürlüğünüzü 1920x1080 şeklinde bırakabilirsiniz. Sizin bilgisayarınızın, yani monitörünüzün çözünürlüğü daha düşükse bu zaten otomatik olarak monitörünüzün çözünürlüğüne göre olacaktır. Çıkış çözünürlüğünü ise arkadaşlar şuradan tıklayıp görmüş olduğunuz gibi farklı çıkış çözünürlükleri karşınıza çıkacak. Burada benim size tavsiyem, eğer çok iyi bir internetiniz, çok iyi bir bilgisayarınız yoksa 1280'e 720 olarak ayarlamanız. Böylece yayınınız daha akıcı olacaktır. Yalnızca görüntü kaliteniz tabii ki biraz daha düşük olacaktır. Boyut azaltma filtresini bu şekilde bırakabiliriz. Yine iyi bir internetiniz, iyi bir bilgisayarınız varsa bunu 36'ya da çekebilirsiniz arkadaşlar. Ortak FPS değerini burada 60 olarak seçmişiz. Bunu 30'a da çekebilirsiniz. Yine burada da aynı şeyi söylüyorum sizlere. 30 FPS'te daha rahat bir yayın yapabilirsiniz ama 60 FPS'te çok daha akıcı olacaktır yayın. Ama tabii ki daha iyi bir internet, daha iyi bir bilgisayar gerekiyor kesinlikle. Yani 60 FPS'te yayın yapmak isterseniz bilgisayarınızın ve internetinizin biraz daha iyi olması gerekiyor normalden. Çok daha rahat bir şekilde yayın yapabilmeniz açabilmeniz için eğer çok iyi bir internetiniz yoksa 30 FPS yayında açabilirsiniz arkadaşlar. Siz yine deneme yanılma yöntemiyle internetinize ve bilgisayarınıza uygun ayarları bulabilirsiniz. Ayarlar kısmımızı bitirdik ve yayın kısmına geldik arkadaşlar. Buradan ve şimdi yapacağımız işlemler kanalımızla alakalı. Kanalımızın ana sayfasına geldik arkadaşlar ve burada oluştur seçeneğini görüyorsunuz. Oluştura bir kez tıklıyorum ve canlı yayını başlat seçeneğini kullanacağım arkadaşlar. Buna tıkladığımda beni yayın ekranına zaten atıyor görmüş olduğunuz gibi. Yayın ekranına geldiğimizde burada yapacağımız ayarlar şunlar arkadaşlar. Hemen şurada düzenle kısmına bir kez tıklayalım sizlerle birlikte. Burada görmüş olduğunuz gibi yayın başlığımızı girebiliyoruz. Kesinlikle bir yayın başlığı girmeniz gerekiyor. Açıklama kısmına yine aynı videolarınızda yapar gibi bir açıklama yazabilirsiniz. Çok da önemli değil aslında canlı yayınlarda. Görünürlüğünüzü gizli olarak değil, herkese açık bir yayın yapacağınızı da herkese açık olarak ayarlayabilirsiniz. Ben şu anda gizli bir yayın açacağım. Bu yüzden bu şekilde bırakacağım. Kategorimizi oyun olarak ayarladık. Siz farklı kategorilerde yayın açıyorsanız bunu farklı kategoriler olarak ayarlayabilirsiniz. Tabii ki burada kanalınızın kategorisi otomatik olarak gözükecektir zaten. Küçük resim mutlaka girmenizi tavsiye ediyorum. Canlı yayınınızı anlatan bir küçük resim çok iyi olacaktır. Burada kısıtlamaları görüyoruz. Bunlara hayır diyeceğiz arkadaşlar. Eğer canlı yayınınızda böyle bir durum mevcutsa tabii ki evet de diyebilirsiniz. Benim canlı yayınımda öyle bir şey mevcut olmadığı için bunların ikisini de hayır olarak işaretledim. Ürün yerleştirme yer alıyorsa canlı yayınınızda bunu işaretleyebilirsiniz. Benim canlı yayınımda yer almadığı için burayı da boş bırakacağım. Etiket girebilirsiniz canlı yayınınıza. Birkaç tane etiket girmeniz tavsiyemdir. Canlı yayınınızla alakalı, oynadığınız oyunla alakalı olabilir. Birkaç etiket girebilirsiniz. Ama çok fazla etiket girmenin de pek bir faydası yok canlı yayında. Ve bu şekilde bu aşamayı bitirmiş oluyorsunuz. Daha sonra sol taraftan canlı sohbete geçiyoruz arkadaşlar. Canlı sohbeti etkinleştirmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten canlı yayınların en önemli etkenlerinden bir tanesi sohbet kısmıdır. Yavaş moda etkinleştirebilirsiniz isterseniz ki örnek veriyorum canlı yayınınıza 200-300 kişi geliyorsa bu yavaş moda etkinleştirmeniz mantıklı olacaktır. 10 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. Canlı sohbeti tekrar oynatmaya izin veri işaretlerseniz arkadaşlar bu yayını YouTube kanalınızda yayınladığınızda insanlar o yayının sohbet tekrarını görüntüleyebilir. Yani tekrardan görebilir. Bunu isterseniz işaretleyebilir, isterseniz işaretlemeyebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ve bu aşamadaki bütün işimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Kaydet deyip çıkabiliriz bu aşamada. Daha sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi ek ayarlar kısmımızı görüyoruz. DVR'ı etkinleştir seçeneğimiz var arkadaşlar. DVR dediğimiz şey arkadaşlar şu. Örnek veriyorum siz 1 saatlik bir yayın açtınız. Yani bu yayında 1 saati doldurdunuz ama yayın devam ediyor. Eğer bunu etkinleştirirseniz insanlar yayınınızın yarım saat öncesini de izleyebilir. Yani aynı YouTube videosu izler gibi o kısma tekrardan geri dönüp orayı izleyebilir. Ama siz eğer bunu kapatırsanız insanlar sizin canlı yayınınızı tamamen canlı olarak izlerler. Yani eskiye dönemezler. Yalnızca o canlı yayın YouTube kanalında yayınlandıktan sonra geriye dönebilirler. Bu da tamamen dediğim gibi sizin tercihinize kalmış. İsterseniz bunu kapalı tutabilir, isterseniz açık tutabilirsiniz. Diğer kısımlarda yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Sol tarafa bir geçelim. Canlı yayın gecikmesini görüyorsunuz. Burada normal gecikme en iyisidir. Yani İnternetiniz çok güçlü değilse normal gecikmede çok daha rahat yayın yapabilirsiniz. Ama tabii ki yaptığınız yayın biraz daha geç gidecektir insanlara. Düşük gecikmeye aldığınızda bu süre daha düşecektir. Ultra düşük gecikmeye aldığınızda neredeyse anlık olarak gerçekleşecektir yayın. Yani bir mesaj atıldığında sohbet kısmına siz bunu direkt görebilirsiniz mesela. Ve yayında da cevap verebilirsiniz. İnsanlara da o cevap direkt gidecektir. Ama ultra düşük gecikme için bayağı iyi bir internete kesinlikle ihtiyacınız var. Analiz kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada yayına kaç kişinin katıldığını anlık izleyiciyi görebiliyorsunuz. Akışın sağlık durumuna geldiğinizde de yayını açtıktan sonra buraya ihtiyacımız olacak. Yayın ayarlarına tekrar geldiğimizde burada yayın anahtarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yayın anahtarının kenarına bir kez şöyle kopyalaya tıklıyoruz. Kopyalaya tıkladıktan sonra OBS'e geri dönüyoruz arkadaşlar. OBS'te en son burayı açık bırakmıştık hatırlarsanız. Hizmet kısmına bir kez tıklayarak burada YouTube'u seçiyoruz arkadaşlar. YouTube'u seçtikten sonra sunucu olarak da zaten otomatik olarak seçiyor. Bununla herhangi bir oynama yapmamıza gerek yok. Yayın anahtarı kısmına geliyoruz ve burada zaten sizde bir şey yoktur muhtemelen. Eğer varsa da siliyoruz ve az önce kopyaladığımız yayın anahtarını buraya yapıştırıyoruz ve uygula diyoruz. Uygula dedikten sonra tamam diyoruz ve tekrardan karşınızdayım. Şu anda genel ayarlarımızı tamamıyla tamamladık arkadaşlar. Yapacağımız aslında şu an herhangi bir şey yok. Yapacağımız tek şey yayını başlatmak olacak. İsterseniz hatta denemek için bir yayınımızı başlatalım. Yayını başlat butonuna bir kez tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi aşağıda zaten yeşil bir ışık yandı. Şu anda yayınımız başladı arkadaşlar. 5 saniyedir mesela yayındayız şu anda. Buradaki renk arkadaşlar yayınınızın sağlık durumunu gösteriyor. Yani ne kadar akıcı olduğunu gösteriyor aslında ama biz ona başka bir yerden bakacağız şimdi. Tekrardan kanalımıza geri döndük ve yayınımız burada da görmüş olduğunuz gibi başlamış. Şu anda bunu durdurabiliriz. Yayınımız burada devam ediyor ve görmüş olduğunuz gibi şimdi akışın sağlık durumu kısmına geliyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi yayın durumunu mükemmel olarak gösteriyor. Bu şekilde size dediğim gibi deneme yanılmayı bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela böyle baktığınızda eğer burada mükemmel yazısını görüyorsanız demek ki sıkıntısız bir yayın açabiliyorsunuz demektir. Ve böylece mükemmel olarak gördüğünüzde ayarlarınızı bu şekilde bırakabilirsiniz. Zaten kusursuz bağlantı da burada gösteriyor bizlere. Eğer ayarlarınızı yanlış yaptıysanız yani internetinize uygun bir ayar yapamadıysanız da burada sizlere farklı şekilde yönlendirmeler yapacaktır YouTube. Böylece ayarlarınızı düşürmeyi deneyebilirsiniz. Veya tam tersi ayarlarınızı biraz daha yükselterek eğer mükemmeli gördüyseniz hangi ayarlarda hala mükemmel demeye devam ettiğini test ederek bilgisayarınızın ve internetinizin hangi ayarlara uygun olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece görmüş olduğunuz gibi YouTube'da canlı yayın yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuz burada sona erdi. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.